Bu tamamen e, İngiltere varyantına bağlı, e, bu İngiltere varyantını zaten e, İngiltere'de çıktığı andan itibaren çok e, şeffaf bir şekilde takip edebildik. E, günlük şehir şehir vakaları takip ettik e, ve gördüğümüz oydu bulaştırıcılık neredeyse e, iki yani her bula, e, hastalığı taşıyan kişi e, iki kişiye bulaştırarak e, hastalığı atlatıyor. Bu hız çok yüksek. Önceden 1.4'ken, şimdi 2. Bulaştırıcılık çok arttı. İkincisi daha genç popülasyonu etkileyecek hale geldi. En sıkıntılı nokta bu. Önceki iki pikte belli benzer yaş grupları etkiliyordu. 50 yaş üzerindeki insanlar daha çok etkileniyor ve hastanede yatıyordu. Şimdi gençleri tutunca, okul öğrencilerini tutunca bu kez onların anne babaları, genç anne babalar etkilenmeye başladı. Çocuklarda da hafif seyrediyor. Çocuklar çoğu kez yatışa ihtiyaç olmuyor ama maalesef evlerindeki genç anne babalarını bu kez hasta ediyorlar ve onların yatışları başladı. Profil değişti gerçekten. İşte biz de bu yüzden bu pikin nereye gidecek, nereye tırmanacak, kaç vakaya çıkacak günlük Türkiye'de bunu şimdiden kestirmek zor. Yüz binler rakamına ulaşır mı? Umarım ulaşmaz. Evet, öldürücülükle ve bulaştırıcılıkla ilgili e, açıkçası e, İngiliz varyantından o e, bahsettiğimiz varyantların daha üstün olduğunu ya da yük, e, riskli olduğunu söylemek zor. E, çünkü İngiliz varyantı gerçekten bulaştırıcılığı fazla. E, Güney Afrika varyantı için aşılardan ve testlerden kaçabildiği e, e, şeklinde e, bazı veriler e, bize ulaşıyor. E, bunu görmek lazım henüz çok daha erken onu söylemek için ama e, şunu rahatlıkla söyleyebiliriz e, ilk iki pikte Türkiye'de e, Çin var yani e, orijinal virüsle enfekteydi Türkiye e, bu son noktada e, önceki e, has, e, pik dönemlerinde yakalanmayan insanlar bu kez İngiliz varyantıyla %85-90 gibi e, geride çok insan kalmayacak gibi yani bir varyantla e, enfekte olup ondan sonra diğer varyanta şeklinde değil yani bu yakalanırken hangisi size denk geliyorsa onunla hasta oluyorsunuz ikinci kere reinfeksiyon dediğimiz ikinci kere hastalanma durumu henüz çok ciddi bir sorun olarak karşımızda durmuyor binde ikiler civarındaki bu da ihmal edilebilecek kadar az yani toplumumuzun bizim aşağı yukarı yarısı orijinal virüsle enfekte oldu ve atlattı e, kalan işte 20-30'luk ki e, bu pik döneminde bu tamamlanacak. E, İngiliz varyantı e, baskın şekilde gidiyor. Bu 70'lere ulaştığı zaman zaten sizin toplumunuzda bu e, enfeksiyon e, ortadan kalkmış oluyor. Açıkçası bu açıdan bakınca e, Brezilya varyantının ya da Güney Afrika varyantının e, ciddi bir e, sorun olacağını düşünmüyorum. E, Türkiye'deki kalan e, kısımdaki enfeksiyonlar, e, muhtemel ki Türk varyantıdır. Yani onu da çünkü e, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu çalışıyor ama ortada net bir veri yok. E, çünkü bu virüs nerede çok çoğalıyorsa, nerede çok yaygınsa o bölgede varyanslar çıkıyor. Yani Güney Afrika'nın ya da Brezilya'nın ya da İngiltere'nin özelliği olduğundan değil. Oralarda enfeksiyon çok fazlaydı. Bu yüzden de mutasyon geçirdi virüsler. Bizde de muhtemelen benzer mutasyonlar e, söz konusu olabilir. Evet. E, Bizim tahminimiz %70'lere ulaşacak. Ortalama sürü bağışıklığı sınırı %67. Yani bu sınıra ulaşılmış olacak. Bunun süresi içinde çok net bir rakam söylemek zor ama Mayıs sonu, Haziran başında bizim vaka sayılarından bu çalışmaya göre tabii söylüyorum. Hızla azalacağını artık koronavirüsün bu haliyle pandemi olarak karşımızda görmeyeceğimizi söyleyebiliriz. Ha bu e, koronavirüs enfeksiyonu, Covid-19 bitecek mi? E, bu da olabilir, bitebilir de ya da grip gibi her yıl farklı bir mutasyon çünkü e, grip aşıları her yıl yenisi yapılır. E, bunun sebebi de her yıl grip aşısı çok ciddi mutasyon geçirir e, ve üstelik de bir önceki aşılama ve bağışıklık hiçbir şekilde etkili olmaz. Bu grip e, virüsünün, influenza virüsünün özelliğidir. E, Covid-19 bu hale mi dönecek? Bunu kestiremiyoruz. E, muhtemelen öyle de olabilir. Her yıl ciddi bir mutasyonla önceki aşılardan kaçan bir mutasyonla e, karşımıza yeni e, koronavirüs enfeksiyonları çıkar e, ve biz her yıl e, aşılanmak zorunda kalabiliriz ya da tamamen ortadan kalkabilir de. Yani bu yaşadığımız pik %70 sınırına ulaştıracağı için bizi e, kitle bağışıklığı açısından e, ben bunu öngörmüyorum. E, ama e, bizim yaptığımız bin kişi üzerinden yapılan bir çalışmaydı. <laughs>